Ve bu değişimi Abdurrahman Bey'in çalışkanlığından, bundan sonra Abdurrahman Bey'in özverisinden halka güven veriyor. Bundan sonra halk da çok güzel çalıştı depremde, tütün konusunda, her türlü şeyde yani halka yardım etti yani. Bundan dolayı işte herkes de umudunu Abdurrahman Bey'e bağladı. Çok inşallah çok güzel olacak. Hepimiz birbirimize dayanışma içerisinde, birlik beraber içinde çalışacağız. Başkanımıza yardım edeceğiz. O bu şekilde inşallah götürürüz. Hiç kimseyi arız etmeden herkesin derdine çare üretmesi lazım. Yani şu sağcıdır, şu solcudur, bu benim partim, öyle bir şey yok. Güzel bir şekilde, ondan sonra onurlu bir şekilde çalmayacağız, çırpmayacağız. Başkanımızın arkasında duracağız. Abdurrahman Tutdere milletvekilliğinde yaptığı Adıyaman'la ilgili, Türkiye ile ilgili işte mecliste 5 vekilin içinde bir tek onun ön planda olması. Artı bir de 20 yılda Adıyaman'da AK Parti Belediyesi yoktu. İsmi vardı ama icraat yoktu. Halk da gerçekten Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere Bey'i seviyor. Gerçekten de inanıyorlar ve dürüst Adıyaman'ı kalkındıracağına hepimiz gönülden inanıyoruz. Gençler ve bilakis gençler şu 22 yıllık süreçte AK Parti'den başka bir şey görmemişlerdi. AK Parti'den de bir şey görmediler. Hatay'da CHP'nin belediyesi vardı. Adıyaman, Maraş, Malatya'da deprem bölgesi. Ama oradaki enkazların hemen hemen bitmesi Hatay'da. Ama Adıyaman, Malatya, Maraş'ta daha %30 yıkılmamış bina var. AK Parti Belediyesi. Dürüstlüğüne bağışlıyorum. Etkili olan bir beladan kurtulmuş olduk. Tek kelime. Bir beladan kurtulmuş olduk. Dürüstünü bulduk, seçtik. Kibarlığından kaybettiler. Büyüklüğünden kaybettiler. Var olduğundan kaybettiler. Bir şeyi kendini sandılar. Vatandaşlığı unuttu. Siyonistlerin hizmetine girdi o. Bundan sonra yaşayamaz onlar. Bitti. İyilikten başka bir şey görmedik. İyilikten de bir zarar gelmez. Bundan daha iyisini de bulman için biraz tarih değişmesi lazım. Ya şimdi şöyle, Adıyaman'ın acilen bir değişime ihtiyacı var. Yani şu şehrin yapısı ortada. O yüzden şimdi Abdurrahman Tutdere'den de herkes yani sevilen biri. Büyük bir beklenti var kendisinden. İnşallah bu önümüzdeki 5 yıl iyi çalışır ve devam eder. Sürekli kazanmaya devam eder. Şimdi inşallah bir aksilik olmazsa, yani ne bileyim, tabii ki çalışmazsa bir diğer seçim yine kaybeder, başkası gelir. Yani burada kim çalışırsa o gelecek buraya bundan sonra. Şimdi kendisinden de beklenen bu zaten. O beklenti var. Sevilen biri, inşallah da kimseye mahcup olmaz, vatandaş da verdiğine pişman olmaz. Herkes severek verdi. Mesela ben de dahil. Yıllarda vermedim, ilk defa verdim kendisine mesela. Yani beklentimiz var, seviyoruz, sayıyoruz. İnşallah da hani devamı gelir. Yani şimdi 20 yılı düşünürsen daha farklı bir, büyük bir hizmet olması lazımdı. Ya bu 20 yılda yapılanlar toplamda 5 yılda yapılacak şeylerdi bu yapılanlar. Adıyaman'ın yapılanlar, bu 20 yılda yapılanlar 5 yılda yapılırdı. 20 yılda değil. Yani 5 yıl, 20 yılda yapılanlar 5 yıla sığdırdılar. İnşallah da başarılı olur. Hani dediğim gibi inşallah, yani eğer öyle bir şey olursa da yine kaybetme durumu da var. Çalışacak çünkü. Yani Adıyaman'ın buna ihtiyacı var. Çalışan bir adam gelsin bize. Çevre illere bakarsın, örnek veriyorum. Şimdi bütün Urfa'ya bak, Antep'e bak, Malatya'ya bak. Yani şey, bir daha Adıyaman'a bak. Onların yanında köy gibi kalıyor değil mi? Yani şimdi depremde zaten onlar hani herkes mağdur oldu. Biraz aksak, yani burada aksaklıklar oldu, geç gelindi. Hani vatandaş da ister istemez hani zor durumda kaldı yani. Özellikle depremden sonra Adıyaman'da birçok yer yıkıldı. İnsanların çoğunu konteynerde kalıyor. Yani kil olduğu süreçte de kimseyi ayırmadan halkın sorunlarıyla ilgilendi. İşte tarla sıkıntıları, köye su gelmiyor vesaire. Bunları yakından takip ediyordum ben de. O yüzden kendisi karakter olarak zaten herkesle iç içe, herkesin sorununu çözmeye yönelik bir kişi olduğu için bu işi de oldukça başarılı bir şekilde yürüteceğine inanıyorum yani. İşte en başında bu binaların tekrardan yapılması gerekiyor. İnsanların kalacak evi yok. Bunların yapılması, işte belediye binası, başka okullar, yani
tanıdığım benim birçok arkadaşım da başka şehirlere gitti. Ve Adıyaman'ın inanılmaz derecede iyi bir eğitim profili vardı aslında. Bu insanların buraya geri gelmesi gerekiyor açıkçası. Yani onun da sağlanabilmesi için bu binaların yeniden yapılanması, işte altyapının oluşturulması iyi bir temelle yapılacağını düşünüyorum ama yani. Zaten biz başta da biliyorduk. Deprem zamanında Abdurrahman Tutdere geldi. Ölülerimize, dirilerimize yardımcı oldu. Ankara'dan buraya geldi. Kendisinden memnun olduğumuz için kendisine verdik. Böyle devam ederse çok çok memnunuz. Evet, değişimden gerçekten çok memnun kaldık. Yıllarca niye böyle yaptık, böyle bir hata yaptık biz de bilmiyoruz. Evet. Önce de işim dolayısıyla Adana'da yaşıyorum. Güzel oldu Türkiye genelinde. Her yerde böyle bir bayram sevinci var. Hepimiz destekledik. Güzel oldu. Güzel bir değişim oldu. Abdurrahman Bey'i yakinen tanırım. İyi bir insan, hak etti. Adıyaman için güzel şeyler yaptı. Hep Adıyaman'ı dile getirdi. Adıyaman'da tek hak edecek olan kişi bence oydu. O da oldu. Sevinçliyim yani. Bugün de kutlamaya geldim kendisini. Herkes tarafından sevildi, verildi. Sağ sol olayı yok. Bir değişim lazımdı.